Sevgili arkadaşlar merhaba. Yine bir pompa örneğiyle karşınızdayım. Örneğimiz şu şekilde. Bir fabrikadaki proseste 22 metre basma yüksekliği ve 1 metreküp bölü saniye su debisine ihtiyaç duyulan bir proses söz konusudur. Bu ihtiyacı tablodaki değerleri verilen iki farklı pompa paralel veya seri bağlanmak suretiyle karşılanacaktır. Geometrik yükseklik 5 metre ve toplam kayıplar ise debiye bağlı olarak 15 çarpı debinin karesi denklemiyle hesaplanmaktadır. Pompa 1 ve pompa 2'nin verim eğrileri de aşağıdaki verilen bu iki örnekle, bu iki denklemle elde edilebilmekteymiş. İkisi de debiye bağlı denklemler. İsterseniz ilk önce verilerimize bir bakalım. Debi değerlerimiz 0 metreküp ile 0,8 metreküp bölü saniye arasında arkadaşlar. Pompa 1 0,8 metreküp bölü saniyeye kadar basabildiği halde pompa 2 ancak 0,6 metreküp bölü saniye değerine kadar basabilmektedir. Sıfır debideki değerlerine bakacak olursak pompa 1 sıfır debide 42 metre basma yüksekliğine sahipken pompa 2 35 metrelik bir basma yüksekliğine sahipmiş. Öncelikle debi değerlerimizi hesaplayıp tabloda yerine koyalım. Ondan sonra grafiği çizelim. Debi değerlerini hesaplayabilmek için arkadaşlar denklemimiz şu şekildeydi. Bir tanesini de örnek olarak yapalım. Diğerlerini tabloya direkt yerleştirelim. 370 çarpı Q küp eksi 800 çarpı Q kare artı 440 çarpı Q'ydu. O zaman 370 çarpı 0,1 için yaparsak 0,1'in kübü eksi 800 çarpı 0,1'in karesi artı 440 çarpı 0,1. 0,1 debide pompa 1'in verimi arkadaşlar yaklaşık olarak %36 çıkmış. Yani değer 36 olarak çıkıyor. Demek ki değerler yüzde olarak tanımlanmış arkadaşlar. Peki bütün debi değerleri için aynı şekilde hem pompa 1 hem de pompa 2 için hesaplayabiliriz. Pompa 1 için şimdi sırayla yazalım. 0, 36, 59, 70, 72 yuvarlayarak yazıyorum arkadaşlar. 66, 56, 43 ve 30. Pompa 2 için aynı şekilde yazarsak 0, 31, 50, 61, 63, 60 ve 53. Evet, pompa 1 0,6 metreküp bölü saniye debisine kadar çalıştığı için verimi de o noktaya kadar hesapladım. Şimdi bu değerleri kullanarak hem basma yüksekliği değerlerini de verim değerlerini kullanarak tabloda yerine yazalım. Evet, grafiğimizi ben bu değerlere göre hazırlamıştım. 0,1 0,1 artıyor. Basma yüksekliği eksenimiz ise beşer beşer artıyor ve her bir çizgi bir artışı gösteriyor. Verim eğrimiz, verim eksenimiz ise onar onar artıyor ve her bir bölümleme iki değerine karşılık geliyor. Şimdi bakın sırayla okuyarak hızlıca yapalım. Pompa 1 sırayla 42, 40, 38, 35. 42, 40, 38, 35. 32, 28, 25. 32, 28, 25 ve 22 ve 18. 22 ve 18. Debi değerlerine sırayla karşılık gelen değerler. Şimdi birleştiriyorum. Evet, bu pompa 1'in eğrisi oldu. Şuraya pompa 1 olarak yazayım renklerden tanıyabilmemiz için. Benzer şekilde pompa 2'yi yapalım. Evet, pompa 2 35, 33, 30, 27, 35,
33, 30, 27, 22, 18 ve 12. 22, 18 ve 12'ymiş arkadaşlar. Birleştiriyorum. Evet, bu da pompa 2'nin pompa 1'in verimi 0.36.59 0 36 evet sağ eksenden okuduğumuza dikkat edin. 36 59.70.72 59 70 72 66 56 43 66 56 43 ve 30. 30. Şimdi bunları da birleştiriyorum. Evet, bu da pompa 1'in verim eğrisi oldu. Şimdi pompa 2'ninkini yapalım. 0, 31, 50, 61. 0, 31, 50, 61, 63, 60, 53, 63, 60 ve 53. Şimdi bunları da birleştiriyorum. Evet, bu da pompa 2'nin verim eğrisiymiş arkadaşlar. Şimdi ötelenmiş boru kayıp eğrisini çizelim. Pompalar için denklemi hatırlayacak olursak, ötelenmiş boru kayıp eğrisi ya da H gerekli ya da ötelenmiş boru kayıp eğrisi için gerekli olan denklem, geometrik yükseklik artı toplam kayıplardı. Bu soru için yapacak olursak 5 metre geometrik yükseklik artı 15 çarpı şu kareydi. Evet. Tek bir debi için 0.1 debisi için hesaplarsak yerine 0.1 koydum. Herhangi bir veri değil, birim değiştirmeme gerek yok arkadaşlar. Hepsi uygun birimlerde 5,15 metre. Evet, bu şekilde bütün debilere karşılık gelen değerleri hesaplayabiliriz. Bunları da tabloda yerine yazalım öncelikle oradan okuyabilmemiz için. Öpke verileri diyelim. Peki 5 5,15, 5,6, 6,35, 7,4, 8,75, 10,4, 12,35, 14,6, 17,15, 20 ve 23,15. Evet. Bunu 1,1 metreküp bölü saniye debisine kadar yaptım. Çünkü ihtiyacımız olan değeri 1 metreküp bölü saniye yani kesişmesinden emin olacağım bir noktaya kadar hesaplamış oldum. Şimdi bu değerleri de grafikte işaretleyip çizelim. Evet, 5, 5,15, 5,6, 6,35, 7,40, 8,75, 10,40, 12,35,
Evet, 14,6. Şu nokta. 17,15. 20 ve 23,15. Evet, burası. Birleştiriyorum. Evet, bu da öpki yarısı oldu. Arkadaşlar dikkat edin, kesişmedi. Yani dolayısıyla bu iki pompada bu boru karakteristiğiyle beraber çalışamıyorlar. Yani ya paralel ya da seri bağlayacağız. Öncelikle bakın ihtiyacımız olan debi kesişmesini istediğimiz yer 1 metreküp ve 22 metre. Sorunun A şıkkında şu istenmiş bizden. Gerekli olan debi ve basma yüksekliğini minimum debi kontrolü ile sağlayacak olan pompalama sistemini pompaların istediğiniz kadar seri ve paralel bağlayarak elde ediniz. Şimdi tabii 1 metreküp bölü saniye ve 22 metreyi tam olarak elde edebilmek mümkün olmayabilir arkadaşlar. 1 metreküpün bir miktar üzerinde bile elde etsek bir debi kontrolüyle ancak 1 metreküpü sağlayabiliriz. Yani pompadan sonra bir debi kontrolü gerekir. İşte bu debi kontrolün minimum olmasını sağlayacak şekilde yapmak gerekiyor. Yani 1'e en yakın noktada kesmesini sağlamak gerekiyor bunu. O zaman bu iki pompayı arkadaşlar ya paralel ya da seri bağlayacağız. Şimdi seri bağlamak ne demekti? Seri bağlamak aynı debi değerine karşılık gelen basma yüksekliklerini her iki pompada da toplamak anlamına geliyordu. Biz bu iki pompayı seri bağladığımızda arkadaşlar değeri şöyle bir değer alacak ve yine en fazla bu değerde bitecek. Yani şu 0,8, yani kesme ihtimali hiç yok arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu eğer paralel bağlarsak muhtemelen şöyle bir değeri çıkacak ve kesme ihtimali daha yüksek. O yüzden bu iki pompayı paralel bağlamalıyız. Şimdi paralel bağlamak demek ne demekti hatırlayalım. Aynı basma yüksekliğine karşılık gelen debileri toplamak anlamına geliyordu. Şimdi biz burada pompa 1'i, pompa 2'nin eğrisi daha içeride, pompa 1'in eğrisi daha dışarıda olduğu için pompa 2'nin basma yüksekliğine karşılık gelen debisini pompa 1'in üzerine ekleyerek devam edeceğiz arkadaşlar. Peki, şimdi 35 debide ancak ortak çalışmaya başlayabiliyorlar. Orası da bu nokta oluyor arkadaşlar. O 35 metrede ancak ortak çalışmaya başlayabiliyorlar. 35 metrede pompa 2'nin debisi 0, pompa 1'in debisi ise 0,3. O zaman verimizi şöyle oluşturalım. P1 paralel P2 0,3. Şimdi bakın pompa 2'nin 0,1 debideki basma yüksekliği 33 metre. 33 metrede pompa 1'in debisine bakalım. 33 metrede pompa 1'in debisi şu nokta oluyor arkadaşlar. Yani aşağı doğru indiğimizde aşağı yukarı şurası. 0,36 ile 0,37 arasında, 38 arasında 0,37 diyebiliriz. Evet bakın 0,37. Pompa 1'inki de 0,1 idi. O zaman 0,1 artı 0,37 yani 0,47 değerini işaretleyeceğiz. Bu basma yüksekliğine karşılık. Evet, 0,47 noktamız burası. Devam edelim. Pompa 2'nin 0,2 debisindeki basma yüksekliği arkadaşlar 30 metreydi. 30 metrede pompa 1'in debisi şu debi.
Şu noktaya karşılık geliyor. Yani 0,46. 0,2'nin üzerine 0,46 ekleyeceğiz demektir. 0,2 artı 0,46. Yani 0,66. E, 30 metredeki değeri 0,66. Şu nokta oluyor arkadaşlar. 30 metre 0,66. Devam edelim. 0,3 debisinde 0,3 debisinde pompa 2'nin basma yüksekliği 27 metreydi. Şurası 27 metrede, bakın 27 metrede pompa 1'in debisi şuradan şuraya denk geliyor. 0,54. O zaman 0,3'ün üzerine 0,54 ekleyeceğiz. Yani 0,84'e gideceğiz. 27 metre için. 0,84. Bu nokta oldu. Devam edelim. 0,4 debisinde pompa 2'nin basma yüksekliği 22 metreydi. Şu noktada. Buradan pompa 1'e gidiyoruz. Bu basma yüksekliğinde pompa 1'in debisi 0,68. O zaman 0,4'ün üzerine arkadaşlar 0,68 ekleyeceğiz. 1,08 değerini işaretleyeceğiz. 27 metre için 1,028. Evet, şurası olsun. 1,028. Şimdi 0,5 debisi için pompa 1'in basma yüksekliği 18 arkadaşlar. Şu nokta 18'de pompa 2 0,8 debisine sahip. 0,5 artı 0,8 o da 1,3 yapıyor. Yani eksenimizde dışarı çıkmış oluyoruz. Yaklaşık şurası 1,3 desek. Evet. Yani şurayı işaretlememiz gerekiyor. Şu nokta. Evet, birleştirelim. Evet. Birleştirdiğimizde bakın ötelenmiş boru karakteristik eğrisiyle kesiştiğini gördük. Ve neticede çalışma noktası bakın şurası çıktı. 22 metreyi yakalamış olduk. Yaklaşık olarak yakalamış olduk 22 metreyi. Biraz aşağı yukarı biraz oynamalar olabilir ama 22 metre yakalamış olduk. 22 metre diyelim. Burası debi ise 1,06 değerinde oluyor. O zaman çalışma noktasını yazalım. A seçeneği için debi 1,06. Bakın bu 1'e yakın bir değer. Yani debi kontrolünde minimumda tutmuş oluyoruz. Basma yüksekliğinde 22 metre olarak bulmuş olduk. Peki. Demek ki sorunun A seçeneğini yaptık ve A seçeneği neticesinde pompayı paralel bir kere, iki pompayı bir kere paralel bağlamanın yeterli olduğunu gördük. Eğer yeterli olmasaydı bir kere daha paralel bağlamak gerekebilirdi ya da seri bağlantılar yapmak da gerekebilirdi. Peki B seçeneğinde çalışma noktasını belirleyiniz. Her bir pompanın bu çalışma noktasındaki debi ve basma yüksekliğini bulunuz. Şimdi bakın pompalar seri bağlandıkları için arkadaşlar çalışma noktasında çalışma noktası burası. Çalışma noktasında her ikisi de aynı basma yüksekliğine sahiptir. Fakat her ikisinin debisi birbirlerinden farklıdır. 22 metrede yatay bir çizgi çiziyorum ki her ikisinin debi, her iki pompanın debisini bulabilmem için çizdim. Evet, bakın 22 metrede pompa 1 bu noktada debi üretiyorken pompa 2
bu noktada da bir üretiyor. Pompa 2 yaklaşık 0,4. Diğeri ise 0,66 değerini üretiyor. Şuradan bakın aşağı doğru indiğimizde bu değerleri ürettiğini, yaklaşık olarak ürettiğini göreceksiniz. O zaman Q1 evet 0,66 metreküp bölü saniye. Q2 ise 0,4 metreküp bölü saniyedir. Ama pompalar paralel bağlı oldukları için basma yükseklikleri ortak 22 metre olacaktır. Sorunun diğer seçeneğine geçecek olursak, çalışma noktasında her bir pompanın gerekli olan pompalama gücünü bulunuz diye sormuş. Pompalama gücünü sorduklarına göre her bir pompanın verimini bulmamız gerekiyor. Aslında verimini kolaylıkla bulabiliriz çünkü her iki pompanın bu çalışma noktası için kendilerine ait çalışma noktalarını bulduk. Buradan her pompanın kendi verim eğrisine gidiyoruz. Pompa 1'in çalışma noktası burasıydı. Pompa 1'in verim eğrisi hemen burada. Bakın. Geldim buradan. İşte yaklaşık buraya gittim. %48 verimle çalışıyor pompa 1. C şıkkında pompa 1'in verimi 0,48. Pompa 2'ninkine bakalım. Pompa 2'ninki şu nokta. Bu da %62 ile çalışıyor. Pompa 2 %62 verimle çalışıyor. O zaman bir nolu pompanın mil gücü bin çarpı 9,81 çarpı 0,66 çarpı 22 metre bölü 0,48. Evet, bunun neticesinde bir nolu pompa için gerekli olan mil gücü 296.752 watt çıkar arkadaşlar. Aynı şekilde iki nolu pompa için yapalım. 1000 çarpı 9,81 çarpı 0,4 çarpı 22 metre bölü %62. Bunun neticesinde 139.238 watt olarak elde etmiş olduk. Evet, bu örneğimiz de burada bu şekilde sonlanmış oldu arkadaşlar.